İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kentteki konutların yarısını vurdu. 41 bin konut tamamen yıkıldı. Vurulan 200 camiden 70'i de yıkıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hedef tanımıyor. İsrail güçleri hastaneler, okulları ve ibadet yerlerini vuruyor. İsrail saldırıları sonucunda 200'den fazla cami hasar gördü. Tamamen hasar görenlerin sayısı 70'e çıktı. Yıkılan camilerin en büyüklerinden biri El Salam Camii'ydi. Saldırılarda 3 kilisede zarar gördü. Savaşın başladığı günden bu yana 39 günde Gazze'deki konutların yarısı hasar aldı. Gazze'li yetkililer en az 41 bin konutun tamamen yıkıldığını duyurdu. 222 bin konutsa kısmen yıkıldı. Hasar alan 241 okuldan 61'i kullanılamaz durumda. Yetkililer tarım alanlarındaki hasarın 180 milyon doları bulduğunu açıkladı. Çatışmalar sürerken Hamas'tan kritik bir hamle geldi. 5 günlük ateşkes karşılığında rehinelerin bir kısmını serbest bırakırız diyor Hamas. İsrail'den ise bu hamleye henüz yanıt gelmedi. Gözler İsrail'den gelecek yanıtta. Kimi serbest bırakıldı, kimi hala Hamas'ın elinde. Rehinelerin bir kısmını bırakmaya hazırız dedi Hamas. Ama şartı var, o da ateşkes. İsrail ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den beri sürüyor. Savaşın en önemli tartışma konularından biri rehineler. Hamas ellerinde 239 İsrailli rehine olduğunu söylüyor. Hamas rehineleri bırakmaya hazırız dedi, Gazze için ateşkes şartıyla. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde 5 günlük ateşkes istedi. Karşılığında 70 kadar çocuk ve kadın rehineyi serbest bırakabiliriz dedi. Ateşkes şartı Gazze şeridinde insani yardım girmesine yönelik engellerin kaldırılmasını da içeriyor. Hamas'ın hamlesine Tel Aviv'den henüz yanıt gelmedi. Ebu Ubeyde'ye göre İsrail kaçıyor. Şimdi Tel Aviv'in yanıtı bekleniyor. Amerikalı Yahudilerden Filistin'e bir destek eylemi daha geldi. Ortodoks Yahudiler çocuklarıyla el ele sokaklara çıktı ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Amerikalı Ortodoks Yahudiler çocuklarıyla el ele sokaklara döküldü. Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenledi. Giydikleri siyah kıyafetler, saçlarının favorilerini uzatmalarıyla tanınan Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti'nin varlığını reddediyor. Savaş başladığından bu yana Filistin için gösteriler düzenleniyor. Free Palestine! Eğer şimdi değilse ve barış için Yahudi Sesi dernekleri de, savaşın başından bu yana ateşkes çağrısı yapan Amerikalı Yahudi sivil toplum örgütleri, Amerikan Kongresi ve sokaklarda yaptıkları eylemler büyük ses getiren dernekler, İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurmasını talep ediyor.